Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda en önemli konulardan biri olan dik üçgen konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Yani bu videoda Pisagor bağıntısından bahsedeceğiz. Ya hocam ben Pisagor biliyorum. Çok kolay ya. x kare eşittir a kare artı b kare. Ben geçeyim, ben yaparım demeyin sakın. Şimdi bunu çok kolay bir şekilde yapmayı da öğreneceksiniz biraz sonra arkadaşlar. Çünkü gerçek anlamda dik üçgen konusuna iyi bir şekilde hakim olduğunuz zaman öyle özel açılar özel açılar işte biraz sonra iki, ikinci videoda falan göreceksiniz zaten bunu ikinci iki ve üçte de göreceksiniz şimdiki göreceğiniz şeyde de çok hızlanacaksınız arkadaşlar belki bilenleriniz vardır belki de yoktur belki kullanmıyorsunuzdur ama ben hep kullanmanız taraftarı olacağım arkadaşlar çünkü biraz sonra sebebini söyleyeceğiz hadi bakalım Pisagor bağıntısına başlayalım. Bir dik üçgende hipotenüs uzunluğunun karesi dik kenar uzunluklarının kareleri toplamına eşittir. Hocam biz bunu yıllardır biliyoruz. Değil mi? Evet. X kare eşittir. Diğer dik kenarların kareleri toplamı. Hatta X neye eşit oluyor? Kare A kare artı B kare. Evet. Sen zaten bunu bileceksin de geri kalanı sen çıkartırsın. Ya da bir dik kenar neye eşittir? A kare yalnız bıraktığınız zaman A kareyi hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarın karesine eşit oluyor. Hatta A da buradan kare küçüğünde hipotenüs ve dik kenarların kareleri farkı şeklinde oluyor arkadaşlar. Süper. E o zaman sorulara başlayalım. Hocam çok kolay ya. Ne olacak? Hadi bakalım başlayalım. X'in karesi neye eşittir arkadaşlar? 6'nın karesi artı 18'in karesi. Sonra x'in karesi neye eşit oldu? 36 artı 18'in karesi. Ulan neydi? Bilmem ne. Bilmiyorsan da böyle çarpacaksın. Alt alta çarpacaksın. İşlem kalabalığı. Ben yine de sana söyleyeyim. 324. x'in karesi buradan neye eşit oldu? Topladın topladın topladın. 360 çıktı. E burada da 360. Ha, tanıdık bir şey hadi. iyisin. hadi iyisin. Kare içinde 360 neye eşittir arkadaşlar? Bu 36 çarpı 10 ya. Bir de bunu tanıdık çıkmasaydı 360'ı ne yapacaktım böyle? Böyle 2'ye böl işte 180 2'ye böl bilmem ne falan filan diye böyle gidecektin. Yani neyse tanıdık geldi buradan. X de buradan ne geldi arkadaşlar? 6 kök diye geldi 36 dışarıya çıkınca. Ama dediğim gibi 36, 360 değil de 362 gelseydi ne yapacaktın? Başka bir şey diyorum ama neyse. 360 gelseydi ne yapacaktın? E işte o zaman işte böyle çarpanlarına ayırıp Sonra kök dışına çıkarmayla uğraşacaktın. Gerek var mı arkadaşlar? Asla ama asla gerek yok. Şunu yapmayacağız. Ha, bunu yapabileceğiniz durumlarda olacak. Yani şimdi kısa yol söyleyeceğim sana. Hocam özel üçgen mi? Hayır özel üçgen de değil. 6 ve 18 özel üçgen kenarları değil. Nasıl yapacaksınız biliyor musunuz gençler? Çok dikkatli dinleyin şimdi beni. Hocam 6 ve 18'deki ortak çarpanı bulun. Yani en büyük ortak çarpanı bulun. Bazılarınız hocam burası 3 çarpı 2 bazılarınız 3 çarpı 6 diyorsunuz. Tamam doğru da daha, ondan sonra bir, de, bir daha kök dışına çıkarmayla uğraşarsınız. En büyük ortak çarpan 6 olduğundan burası 6 çarpı 1 burası 6 çarpı 3. O zaman x de ne olacaktır arkadaşlar? x de 6 çarpı geri kalanı. Hipotenüs neye eşitti? Kare küçüğünde kare artı bir kare değil miydi? Evet. Geri kalanın kareleri toplamına eşit olacaktır. Yani 1'in karesi artı 3'ün karesi. O zaman x neye eşit oluyor? 6 kök onu direkt 2 hamlede buluyorsunuz. Hatta bunu yapa yapa kafadan yapacaksınız arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Siz bunları nerede kullanıyordunuz? Siz bunları sadece özel kenarlı üçgenlerde 3, 4, 5'in katında 5, 12, 13'ün 13 katında falan kullanıyordunuz. Aslında siz bunu her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Her yerde. Ortak çarpan. En büyük ortak çarpanı bul ve bu şekilde yap kardeşim. Bence zihnini zorla. Gel buraya. X'in karesi eşittir. 10'un karesi artı 15'in karesi şeklinde yapanlara ben bir şey diyorum ama Neyse demeyeceğim. Bu, videolarda diyemiyorum. Normal ders ders anlatırken normal dershanede diyorum arkadaşlar ama burada demeyeyim ayıp olur. Ya ayıp olmaz da. Yani ben tanıyan var, tanımayan var. Hoca ne diyor ya falan diye diyebilirsiniz. Ee, yanlış yapmasınlar diye vallahi yanlış yapanlara da diyorum vallahi arkadaşlar. Ona göre söyleyeyim. Biraz kibarını söylüyorum. Ne demek istediğimi anladınız ama neyse. Ya x'in karesi eşittir onun karesi artı 15'in karesi. Hayır kardeşim ne yapıyorsun? Hocam 10 ve 15'in ortak çarpanı 5. 5 çarpı 2 burası. 5 çarpı 3 burası. O zaman burası da 5 çarpı kare içinde kareleri toplamı. 4 artı 9. Bak daha da hızlandık. 5 kök 13 yaptı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Ya benim felsefem şu. Ben biraz işlem özürlüsü birisi olduğum için ne kadar az işlem o kadar az hata diyorum kendimce. O yüzden böyle yapıyorum ve gerçekten de çok faydasını görüyorum arkadaşlar. Ve şuna baktığım zaman bile kafadan da yapabiliyorum arkadaşlar. Sizler de bu kısa yöntemi uyguluyor uyguluyor kafadan yapacaksınız. Evet geldik buraya. Hocam bu sefer farklı dik kenar sorulmuş. Fark etmez dik kenar sorulsa da yapabilirsiniz. Hipotenüs sorulsa da yapabilirsiniz. Ortak çarpanı bul. 7 çarpı 3 burası. 7 çarpı 2 burası. O zaman burası da 7 çarpı kare kük içinde. Bu sefer dik kenar soruluyor. Dik kenar neydi? Hipotenüsün karesi ve diğerin, e, dik kenarın karesi değil miydi? Yani... 9 4 diyeceksiniz. Yani 7 kök 5'i yine kolay bir şekilde çok rahat bir şekilde bulmuş oldum hiç. Evet gördünüz mü? Bence en önemli şeylerden biri. Ha hocam peki hiç mi Pisagor uygulamayacağız? Tabii ki kenarlar aralarında asalsa Pisagor bağıntısını uygulayacaksın. Bu ortak çarpan olduğunda yapacağım bir hamle. Peki burada ne yapacağız hocam? 41 ve 40 aralarında asal. Ha burada o zaman mecbur uzun yoldan yapacaksın. Uzun yol derken de matematiksel cambazlıklar da olabiliyor. Nasıl mı? Hocam buradaki dik kenar olduğundan hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarın karesidir. E burada x kare neye işte eşit oldu? O, a, 2 kare farkı var burada. 2 kare farkını hepimiz biliyoruz değil mi? 41 eksi 40 çarpı 41 artı 40 yaptı. Yani burası kaç yaptı arkadaşlar? 1 çarpı burası 81. 1 çarpı 81. 81 yaptı. O zaman x kare 81 ise x de buradan ne geldi gençler? 9 geldi. Evet cevabımız böylelikle 9 çıktı. Tamam mı? Matematiksel cambazlık yapacağımız yerlerde oluyor. Evet şimdi bunları soruların içerisine nasıl uygulayacağız? Nasıl uyarlayacağız? Pisagor'u nasıl elde edeceğiz? Onun mantığını verelim arkadaşlar. Soruya bakalım. AB ile CD birbirine paralel. A 90 ise burası da nedir arkadaşlar? 90. Niye? Şu, çünkü şunlar birbirine paralel verilmiş. Şunlar birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. Şöyle. Z kuralından dolayı burası da 90 derecedir. Peki Şurada bir merdiven şekli var. Arkadaşlar 90 derecelerin çok olduğu sorularda bir uzunluk isteniliyorsa ki bizden ne isteniyor? A ile B arasındaki uzunluk isteniyor. Ya bir uzunluk isteniyorsa 90 dereceler falan varsa ilk böyle ilk düşünceniz dik üçgene karşılık getirmek olsun arkadaşlar. Bu dediğimiz sakın ama sakın unutmayın. Bu sadece üçgenlerde değil her yerde geçerli arkadaşlar. Her yerde geçerli. E o zaman ne yapacağız hocam dik üçgene karşılık getirmek için? Dik üçgene karşılık getirmenin en güzel yöntemi dik dörtgen oluşturmadır. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. 90'ların fazla olduğu yerlerde tamam ne yapıyorsunuz? İlk etapta ilk düşünce tarzı neymiş? Dik üçgene karşılık getirme. Ee, baktınız dik üçgene karşılık getiremiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? 90'lar 2 ya da 2'den fazla olduğunda alfabeti alacaksınız. Onu da benzerlik konusuna geldiğimizde anlatacağız zaten. Biz şimdilik şu dik dörtgen oluşturmayı şey yapalım. Özellikle şöyle merdiven varsa arkadaşlar dik dörtgen oluşturun. Evet dikdörtgen oluşturuyoruz. Amaç dik üçgen oluşturmak. Dik üçgen oluştururken dikdörtgen oluşturmak çok önemlidir arkadaşlar. Hop oluşturduk. A 2 ise 2. 8 ise 8. Hocam Pisagor çıktı. Bir kenar 8. Bir kenar 14. Hocam burası da x'e. x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 14'ün karesi yazanlara yuh yuh diyoruz. Başka şeyler de söylüyoruz. Yapma kardeşim bana. Sakın ama sakın yapma. 8 burası ya. 8 dediğimiz nedir arkadaşlar? 8 ve 14'teki ortak çarpan kaç? Ortak çarpan 2. 2 çarpı 4 burası. 2 çarpı 7 burası. O zaman x de 2 çarpı kare içinde diğerlerinin kareleri toplamıdır. 49 artı 16 65 yapıyor. 49 artı 16. Yani sen burada ne yaptın? Kök dışına çıkarmayı da engellemiş oldun. E kökün içindeki en sade şekli bulmuş oldun. 2 kök 65 diye cevabı da çok rahat bir şekilde buldun kardeşim. Uzun yolu sakın yapma. Tamam mı? Evet geldik bir sonraki soruya. Arkadaşlar 2021 tayfanın girdiği sınavda böyle yönlerle ilgili bir soru soruldu. Hatta ve hem yön hem de böyle döndür döndürmeli bir soru da geldi arkadaşlar. Dönme açısıyla ilgili bir soru da geldi. Hatırlarsanız daha önce işte ABC üçgeninde dönme açısından falan bahsetmiştik böyle. İlerleyen zamanlarda da ona benzer çok benzer sorularım var zaten arkadaşlar. Yani çok değişik sorulardı diyen arkadaşlarınız var. Gerçekten de öyle. Yani şöyle baktığınız zaman ama o soruların hepsi biliyor musunuz? Hepsinin mantığı zaten bu konu anlatımında var. Yani o yüzden rahat olun arkadaşlar. Yani buradaki konulara böyle hakim olduğunuz sürece çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü her şey düşünülerek yazılmış. Ha belki önümüzdeki sene daha da güzel şeyler ekleyeceğiz ki bu sene güncellendi zaten. Güzel şeyler ekledik. Önümüzdeki sene yine akıla gelen şeyleri ekleyerek yine güzel bir şey çıkartırım diye düşünüyorum. Neyse. Şimdi ana yönler ee, biz şu ana yönleri biliyoruz. Doğu, kuzey, batı ve güney diye ben riski almamak için göstermişim burada. Ama sanırım sınavda gösterdiler mi göstermediler mi tam bilmiyorum. Tam bakmadım soruya. Sadece yönlerle ilgili soru geldiğini duydum. Şimdi ana yönler yukarıda verilmiştir. Arkadaşlar batı doğu çizgisiyle kuzey güney çizgisinin ne olduğunu biliyoruz. Biz ee, dik kestiğini biliyoruz. Neyse. Sadece doğuya ve güneye gidecek olan bir kişi ardarda arda aynı yönü kullanmamak şartıyla. Hmm. Sadece nereye gidecekmiş? Doğuya Sadece doğuya ve sadece güneye gidecek. Yani sağa ve aşağı götüreceğim sadece bir kişiyi. Evet güneye gidecek olan bir kişi. Ardarda arda aynı yönü kullanmamak şartıyla. Sırasıyla 2 metre gitti. Mesela doğudan başlayalım. Arkadaşlar doğu 2 metre gitti. Sonra 3 metre nereye gidiyor arkadaşlar? Sonra burada 2 metre gitti. 3 metre nereye gidecek? Güneye. Arda arda aynı yönü kullanmayacak. 3 metre böyle gitti. Sonra 5 metre böyle gidecek arkadaşlar. Sonra 1 metre böyle gitti. Sonra da 13 metrede böyle gidiyor. Hocam ben şeyden başladım doğudan başladım fark etmez sen böyle başlarsın. Böyle devam edersin. Sonuç yine aynı çıkar arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru bunu da yansıtırsın. Hiç fark etmez. Ben doğudan başladım. Doğu gittiyse güney gidecek. Sonra doğu güney doğu şeklinde gidecek arkadaşlar. Şuraya baktığım zaman burada uzunluklar kaçar birimde onları yazalım. 2 birim. Burası 3 birim. Burası 5 birim. Burası 1 bir birim. 1 bir birim. Burası da 13 birim olarak verilmiş. Bana ne diyor arkadaşlar? İlk konumuyla ikinci konumu arasındaki uzaklık kaç metredir diye soruluyor. Yani şuradaki mesafe soruluyor arkadaşlar bize. Bu arada bu çizgi doğu çizgisiyle güney çizgisi arasında kaç kaç derece? 90 derece. Yani bunlar 90 derece olmak zorunda. Ne yapacağız? Böyle 90'ların çok olduğu yerlerde dikdörtgene tamamlama yapacağız kardeşim. Yapayım bakayım. Hocam şurada bir dikdörtgen yapacak olursak. Bakın şurada bir dikdörtgen yapacak olursak. Hop yaptık. 1 ise 1, 5 ise 5. Hala dik üçgene karşılık gelmedi. Hocam bir de böyle bir dikdörtgen yapsak. Oo süper. 4 ise 4, 2 ise 2. 90 derece var ve burada artık Pisagor bantını yapabilirim. Bir kenar 4, diğer kenar 13, 18, 20. Hocam x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 20'nin karesi yapanlarınız var mı hala? Saçınızı başınızı yollarım sizin. Sakın ha. Ne yapacağız burada? Hocam 4 ile 20'deki ortak çarpana bakacağız. En büyük ortak çarpan 4 değil mi? Evet. Burası 4 çarpı 5. Hocam burası 4 çarpı 1. O zaman burası da 4 çarpı kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı. Artık kafadan yapıyorsunuz değil mi? 1 artı 25 26 diye yazabilirsiniz. Ben yine de yazayım. 1'in karesi artı 5'in karesi yani x'i kaç buluruz? 4 kök 26 diye buluruz. Bak daha hala kök dışına çıkmıyor. Ama bazı sorular da böyle en sadesini yazdığın zaman bir de kök dışına çıkabilir bir değer de gelebiliyor arkadaşlar. Kök dışına çıkıyorsa kök dışına çıkarmayı da yap tabii ki. Tamam mı gençler? Olay bu. Bak sizi bayağı bir hamallıktan kurtardık değil mi? Kafadan yapacaksınız kafadan. Neyse geldik şuraya. A, B artı C'de. Anı ne verilmiş burada. A, B, C ve D diyelim. Adam bana demiş ki A artı C'yi 7 ee, B, C artı D, E. Eyvah eyvah. B artı D'yi de kaç vermiş arkadaşlar? 14 vermiş. Hiç alakasız yerlerde B ile de. Ne yapacağız hocam? Bizden A'ya uzunluğu isteniyor. Şuradaki X uzunluğu isteniyor. X'e karşılık getireceğiz burada. Hocam ne dedik biraz önce? 90'ların fazla olduğu sorularda ilk etapta bir uzunluk soruluyorsa 90 dereceye karşılık getirmek yani Pisagor bağıntısı yapmak en mantıklısıdır. Pisagor bağıntısı yapmak en mantıklısı bunun için de ilk etapta dik üçgene karşılık getirmek için dik dörtgen oluşturmak lazım diye söyledik size. Ya hocam benzerlikten yapamaz mıyız diyebilirsiniz. E benzerlik aklınıza gelen o gelenler olmuştur hocam. Alfa beta'ya da alsak iki üçgen benzer ama benzer ama hiçbir kenar yok. Bak benzerlik uygulayamıyorsunuz. Gördünüz mü? O yüzden benzerlik değil. İlk etapta dik üçgen düşünseniz sizin açınızdan daha sağlıklı olur. O yüzden dikdörtgen dörtgeni hocam. Aa burada bak böyle şey var. Merdiven var bir şey var. Böyle yan yat. Fark etmez. Dikdörtgeni nasıl tamamlayabiliriz? Hop şöyle hop şöyle tamamlayabiliriz. Tamamladıktan sonra hocam C ise C, B ise B. A, A artı C ayrı ayrı yerler dedi. Burası 7. B artı D ayrı ayrı yerler dedi. Şimdi yan yana oldu. 14. E x soruluyor bize. X'in karesi 7'nin karesi artı 14'ün karesi değil tabi ki. Burası 7 çarpı 1. Burası 7 çarpı 2. Burası da 7 çarpı kare 3'ünde. 1'in karesi artı 2'nin karesi. Yani 1 artı 4'ten cevabı kaç buluruz gençler? 7 kök 5 buluruz. Olay bu. Tamam mı? Evet. Geldik bir sonraki soruya. Ne yapacağız burada? Hocam 90 burada var 90 burada var. Aa, şunu şöyle çizersem iki tane pisagor. E ne yapacağız? Öncelikle şu Pisagor'dan burayı bulabiliriz. 6'nın karesi artı 9'un karesi. Yapma kardeşim. Nerede? Nasıl yapacağız hocam? Burası 3 çarpı 2. Burası 3 çarpı 3. E hocam burası da 3 çarpı kare içinde kareleri toplamı. Dik kenarlar olduğu için 4 artı 9'dan 13 diye yazdım. Süper. E hocam burada Pisagor yapacağım. Yani burada Pisagor yaparken de x kare eşittir. 3 kök 13'ün karesi artı 3'ün karesi diyeceğiz mecbur. Değil. Mecbur değilsiniz. Burada da ne yapacaksınız arkadaşım? Burada da 3 kök 13 var ya. Yani 3 kök 13 ve 3'te ortak çarpan 3 değil mi? Yani burası 3 çarpı kök 13. Burası 3 çarpı 1. Burası da 3 çarpı kare içinde diğerlerinin kareleri farkıdır bu sefer. Niye? Hipotenüs verilmiş dik kenar soruluyor. Bunun karesi 13 eksi 1. Yani 12. Aa, 12 de kök dışına çıkabiliyor. Burası da 4 çarpı 3 olduğu için 4 dışarıya 2 diye çıktı. 3 çarpı 2 köküçten dolayı cevabı da 6 köküç olarak buluruz arkadaşlar. Yani ikili pisagorlar gelse bile sen yine kısa yolu burada uygulayabilirsin kardeşim. Tamam unutma bunu. Geldik bir sonraki soruya. <laughs> evet burada güzel bir şey öğreteceğim. Bundan sonraki videoda bir sonraki videoda özel üçgenleri anlatırken bunu 5 saniyede yapmayı da öğreteceğim. Ama lütfen beni dinle. Aa hocam ben bunu yaptım geçeyim olayı değil. Sen de belki şu anda 5 saniyede yapabilirsin. O ayrı bir konu. Hissederek yapmayı öğreteceğim ama şimdi burada amacın farklı bir şey olduğu için lütfen beni burada dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Çünkü ÖSYM bu mantıkta soru soruyor arkadaşlar. Soruyor. Evet. Ne yapacağız şimdi burada? Hocam şuraya baktığımız zaman aa, bir burada dik üçgen var bir de büyükte dik üçgen var. Bir de büyükte dik üçgen var. Şu dik üçgen. Ay, o zaman ikili pisagor yapacağız hocam. Şuraya y dersek. x kare artı y kare eşittir. Onun karesi y kare artı x artı 4'ün karesi eşittir. 6 kök 5'in karesi ve 2 bilinmeyenli iki denklem gelecek karşımıza ve bildiğiniz matematikteki yok, yok etme metodunu kullanarak e, x ve y'yi ayrı ayrı bulacaksınız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ama ben size burada bir tavsiyede bulunacağım. Dik üçgen gerçekten önemli. Her yolunu yordamını bilmek zorundasınız. O yüzden çünkü her yerde kullanacaksınız. Dik üçgen sadece burada değil katı cisimler konusunda bile karşınıza çıkacak. Analitikte bile karşınıza çıkacak. Analitikte bile kısa yoldan yapmayı öğreteceğim dik üçgen sayesinde arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen. İkili Pisagorlar geldiğinde arkadaşlar, ikili Pisagorlar geldiğinde eğer iki dik üçgende de ortak kenar varsa ortak kenarı yalnız bırakın. Hocam şu dik üçgende ve büyük dik üçgende ortak kenar hangisi? O Y. Hocam X'de var. Hayır. Birinde X var. Birinde X artı 4 var. ortak kenar tamamı. Hocam Y her iki dik üçgende de ortak kenar. Y ortak kenarını İki dik üçgende pisagor alırken yalnız bırak. Mesela burada y kare neye eşittir gençler? Hocam küçük de onun karesi eksi x'in karesine eşittir. Tamam yaz onun karesi eksi x'in karesine eşittir. Aynı zamanda büyük dik üçgende y kare neye eşittir? 6 kök 5'in karesi eksi x artı 4'ün karesine eşittir. 6 kök 5'in karesi eksi x artı 4'ün karesine eşittir diyeceğiz. Tamam. Her ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit olur ve işlemi daha da kısalaştırır bize arkadaşlar. Diğer türlü baya bir işlem kalabalığı oluyor. Gerçekten gerek yok. O zaman biz bunu açalım. Hocam burası 100. Eksi x kare eşittir. 6 kök 5'in karesi 36 çarp 5. Yani 180 eksi. Şunu açacağız. Şunun açık aziyetini şuraya yazayım ben. Hocam burası birincinin karesi artı birinciyle ikincinin çarpının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde olduğundan dolayı. E, o zaman burada da önünde de eksi var. Eksiyi dağıtacağım hepsine. Yani eksi x kare eksi 8 x eksi 16 oldu arkadaşlar burası da. Burada eksi x kareler gitti mi? Gitti. Eksi 8x'i bu tarafa atayım. E, de, de bu tarafa atacağım. Artı 8x oldu burada. Yüzü bu tarafa attınca 80 yaptı burası. 80 eksi 16'da 64 yaptı. 8x 64 ise x de buradan kaç buluruz? 8 olarak buluruz arkadaşlar. Evet böylelikle bizden de x isteniliyor zaten. Cevabımız 8 çıktı. Unutma bunu. Önemli bir bilgi. Ne yapıyormuşsunuz? İkili dik üçgenlerde ortak kenar varsa ortak kenarı yalnız bırak. Bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Evet geldik şuraya. Bir sonraki soru arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde sözel bir soru. Evet dedik ya 2021 sınavında e, böyle şeyler e, çok fazla gerçekten ama gerçekten. Soru birebir tutanlarda var da şey anlamında baktığınız zaman arkadaşlar sözel sorulara da ben çok özen gösterdim. Hemen hemen her konuda yazdım. 2021 sınavında da zaten sözel sorularda vardı arkadaşlar. O yüzden. a böyle. Ya sözel sorulardan da korkmayın. yani bu sözel sorular size işi öğretecektir arkadaşlar. Yani siz buradaki sözel sorulardan alışkın olduğunuz için sınavda sözel soru gelse e, sıkıntı yaşamayacaksınız. Hemen hemen her konuda bununla da ilgili örnek yazmaya çalıştım zaten. Evet şimdi bir ABC üçgeninde diyor ya ne yapacaksın? ABC üçgenini çiz kardeşim. Çiz. Çizdik hocam ABC üçgenini çizdik. ABC üçgenini çizdikten sonra ne diyor arkadaşım? K eleman BC. Bir tane K alacağım. Bak BC üzerinden bir K noktası alacağım. Böyle olabilir böyle olabilir böyle. İstediğim yerden alabilirim bunu şimdilik. AB uzunluğunu 3 kök 5 vermiş. AC uzunluğunu 10 vermiş. BC uzunluğunu 11 vermiş. Bana diyor ki arkadaşlar ne diyor biliyor musunuz? K noktasının A noktasına en yakın olduğu noktada. He, bak A'ya en yakın olduğu noktada. Normalde A, A ile K. Hocam K buradaysa böyle olur. K buradaysa böyle olur. Buradaysa böyle. Buradaysa böyle. AK. Şimdi buradaki K noktalarından A'ya en yakın olan soruluyor. A'ya en yakın olan nedir arkadaşlar? Hop bu değil midir? Hatta bu noktanın bu doğruya, hani doğru üstünde ya. Bu noktanın bu doğruya en yakın olduğu yer aslında burası. En yakın olduğu yer neresidir arkadaşlar? Tam da dik kesiştiği yerdir arkadaşlar. Yani burasıdır. İşte K noktasını ben burada seçersem. K noktasının A noktasına en yakın olduğu noktada BK uzunluğu nedir diye soruluyor. Buraya X dersem buraya ne kaldı? 11-X eksi kaldı arkadaşlar. Aa hocam bir burada pisagor var bir de burada pisagor var. Ne yapacağız burada? Hocam pisagor yapacağız. Hocam şuraya da y dersek bir burada pisagor bir de burada pisagor. Hocam ikili dik üçgende ortak kenar var mı? Var. Bak ortak kenar her ikisinde de y. İkili pisagorlar yapıp yok etme metoduyla tabii ki kullanırsınız ama tavsiyem nedir? Tabii ki şunu seçeceksiniz arkadaşlar. Ortak kenarı seçeceksiniz. Haydi seçtik ortak kenarı. Y kare buradan neye eşittir arkadaşlar? Bunun karesi eksi bunun karesi. Yani 3 kök 5'in karesi eksi. X'in karesi soldaki Pisagor'da. Sağdaki Pisagor'da nedir arkadaşlar? Y kare neye eşittir? Karesi eksi karesi. Dik kenar olduğu için y. Yani onun karesi eksi 11 eksi x'in karesine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığımız zaman devamını getirelim. 3 kök 5'in karesi 45. Yani 9 çarpı 5'ten 45 eksi x kare eşittir. 100 eksi 11 eksi x'in karesini öncelikle şuraya yazayım. Birincinin karesi 121 eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 22x artı ikincinin karesi de x kareydi. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 121. Eksi 22x değil artı 22x. Eksiyle ile çarptığım zaman artı 22x eksi x kare oldu. Eksi x kareler gittim arkadaşlar gitti. 22x burada kalsın. Burası eksi 21 yaptı. Attı öbür tarafa. 45 artı 21 de 66 yaptı. Eşittir 22x olduğundan dolayı. x'i de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Evet. BK uzunluğu x'ti. Yani cevabımız kaç çıktı? 3 çıktı. Evet. Şekli çizdikten sonra yine bu sorunun aynısını isterseniz bir sonraki videoda dinledikten sonra geriye dönüp şu iki soruya ard arda bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu soru ve bir önceki soru arkadaşlar. Bu soruları size 5 saniyede yapmayı öğreteceğim. Nasıl? Hissederek. Merakla bekleyin. Geleceğiz oraya. Evet gençler böylelikle bu sorunun cevabını da 3 bulduk ve geldik bir sonraki soruya. Egehan artık Egehan'ı öğrendiniz bizim büyük olan büyük dediğime bakmayın şu an 3 yaşında. Evet Egehan birim kareli dikdörtgen şeklindeki bir kağıda 3'e 2'lik boyutunda eş dikdörtgenler çizecektir. Bakın böyle 3'e 2'lik eş dikdörtgenler çiziyor. A kağıdın hepsi verilmemiş. Kağıdın bir parçası verilmiş. Bak sen şu işe ya. Evet çizdiği ilk dikdörtgenin sol alt köşesi burada. Sol alt köşesi kağıdın sol alt köşesiyle çakışmış. Sonraki çizdiği her dikdörtgenin sol alt köşesi bir önceki dikdörtgenin üst tabanının orta noktasına geliyormuş. He. Sonra ben burada çizdim ya bunun sol alt köşesi orta noktasına geldi. Burada çizdim bunun sol alt köşesi bu orta noktasına geldi diye böyle böyle devam edecek. Peki devam etsin. Egean bu şekilde 9 adet dikdörtgen çizdiğine göre. Hocam şimdi şuraya bir dikdörtgen oluşturayım ben. Kağıdın yırtılmadan önceki hali şurası arkadaşlar. Bakın. Kağıdın yırtılmadan önceki hali şöyle bir kağıt. Bakın. Şimdi ne oldu? Bir dikdörtgenimiz vardı. Bak uzunluğa bakacağız şimdi arkadaşlar. Dikdörtgenimiz var. 9 tane dikdörtgen çizeceksem arkadaşlar. Şurası zaten kaç birim? 2 birim. 2 birim, 2 birim, 2 birim. 2 birim. Böyle 9 tane 2 mi gideceğim arkadaşlar burada? Aynen öyle. Yani 2 2 2 2 9 tane 2 kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 18 yapıyor. Dikdörtgenin bir kenarı kaç yaptı arkadaşlar? 18 yaptı. Şimdi öbürüne bakıyorum. Şimdi ben buraya 3 birim ya arkadaşlar burası. Burası 3 birim. Sonra ne kadar gidiyor? Bir daha mı 3 birim gidiyor? Hayır dikkat et. Ne yapıyor burada? 3 birim. Buradan ilk dikdörtgende 3 birim sağa kaydım. Sonra tam orta noktasına geldi. Bunlar 3 bölü 2 3 bölü 2 yaptı. Hatta buraya da 3 bölü 2 kaldı. Aa, ikinci de 3 bölü 2 sağa gittim. Üçüncüde de yine 3 bölü 2 sağa gideceğim. Böyle 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 devam edeceğim. O zaman ne olacak arkadaşlar? Yani şu değil. Burası 3 ise 9 tane dikdörtgen olduğundan 9 kere 3 27 değil mesela burası. Dikkat edin arkadaşlar. İlkinde 3 gitti. Yani 9 taneydi. Geriye 8 tane 3 bölü 2 kalacak. Yani burası 8 tane 3 bölü 2. 8 tane 3 bölü 2 kaç yapıyor arkadaşlar? 12 yapıyor. 12. Bir de burada 3'ü var. Toplamda 15 yapar arkadaşlar burası. Yani burası da 15. Kağıdın bir parçası şekilde gösterildiğine göre bu kağıdın köşegen uzunluğu nedir diye soruluyor. Aha da bizden bu isteniyor iş arkadaşlar. İşte bu. Yani size ben bu soruyu hocam burası 18 burası 15 bu köşegen uzunluğu nedir desem güler geçersiniz. Ya hoca yürü git dersiniz. İşte arkadaşlar bakın kol anlatımı ne kadar kolay. Sadece burada bir hikaye yazıyor. Oku. Bir de burada bir küçük bir örüntü vermişim. O örüntüden dolayı burayı da 15 bul. Olay bitti. Şu kadar kolay bir soru aslında. Sorunun özü bu yani. Yeni nesil sorular dediğimiz sorular arkadaşlar. Ee, sınavda nasıl çıkıyor? Soruların yarısı, yarısı yarıya yakını diyoruz. Yarısı diyoruz. Yenisi çıkıyor dedik. Ama geçen sene 2021 sınavında nasıl çıktı? Neredeyse çoğunluğun yenisi çıktı arkadaşlar. Yani o yüzden bazı arkadaşlar ne oluyoruz lan dediler sınavda yani. Siz dememek için bu tür sorulara da çok dikkat edin lütfen. Hocam tamam işte bak x'in karesi eşittir 15'in karesi artı 18'in karesi diyenlere bir şey diyoruz. Demeyelim. Demeyelim. Demiş gibi olalım demeyelim. Aa, hocam ne yapacağız? Ya kardeşim ortak çarpana bak. 3 çarpı 5 burası. 3 çarpı 6 burası. O zaman burası da 3 çarpı kare küçüğünde. Kareleri toplamı 25 artı 36. Yani kaç yaptı? 61 mi yaptı? O zaman buradan x 3 kök 61 diye çıktı arkadaşlar. Yoksa kim uğraştırırsa 15'in karesiyle 18'in karesiyle. Değil mi gençler? Evet bu sorunun da cevabı kaç çıktı? 3 kök 61 çıktı arkadaşlar. Evet güzel bir soru. İşte bu yeni nesil sorulara da bu şekilde alışın lütfen. Geldik buraya. Evet şekilde daha öncesinde ÖSYM tarafından sorulmuş. Dedik ya size ÖSYM mesela katlama sorusuna takıntılı. Ama katlama ile ilgili bir mantıkta bir soru mutlaka soruyor. 2021'de de mesela yine katlama sorusu sordu. ÖSYM katlama diyerekten nereye geldi dedik. Yani dilini biraz gibi kibarlaştırdı. Önceden nasıl soruyordu? Simetriyi şeklinde soruyordu. Yine simetriye dönebilir. O yüzden konu anlatımlarımızda yine simetri var arkadaşlar. Şekilde D1 ve D2 doğruları AB doğru parçasına paraleldir. Bu ve bu AB doğru parçasına paralel. Hocam bununla bu birbirine paralelse. E, bununla da bu birbirine paralelse. D1 ile de D2 birbirine paralel oldu mu? Oldu. Peki şimdi diyor ki bana. D1 ve D2 doğrular arasındaki en kısa mesafe neymiş arkadaşlar? Şurası 6. Yani dik uzaklık diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Oraya geliriz. Ali Bey uzunluğu 8 olarak verilmiş. Tamam. A noktasının D2'ye göre simetriği K. Arkadaşlar simetriğini alacağım. A noktasının D2'ye göre simetriği K'ymiş. O zaman burada A'nın D2'ye göre simetriğini alayım. D2'ye göre simetriğini almak demek ne demek? Şurası dik olsun demek. Şunlar da birbirine eşit olsun demek. Ondan sonra B noktasının da D1'e göre simetriği. B noktasında D1'e göre simetriğini aldım. Burası da L noktasıymış. Yine burası dik ve şunlar da birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Burası neymiş arkadaşlar? L noktasıymış. Burası K noktasıydı. Burası da L noktası. Bizden ne isteniyor? KL uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. İşte şuradaki uzunluk soruluyor. A hocam bak şimdi. Ben şuraya A, A diyecek olursam. Şuraya da B B diyecek olursam. E burası A birim burası B birim. Şuradaki mesafe şöyle dikdörtgen oluşturursak. Burası da B ya. Pardon A kenarı ya. A ne vermiş bize? A artı B'yi artı vermiş. 6 vermiş. A artı B'yi 6 vermiş. Ve benden şurası isteniliyor. Şekilde 90 dereceler olduğu zaman ne yapın diyorduk gençler. İlk etapta dik üçgene karşılık getirin. Dik üçgene karşılık getirmenin en güzel yöntemi hatta merdiven vari bir şey varsa dik dörtgen oluşturmak diye hep söyledik size. Oluştur dik dörtgeni. Şöyle dik dörtgen oluşturursak arkadaşlar. A, ken, burası da A. A, A artı B kaç? 6. Şurası da 2A artı 2B değil mi arkadaşlar? 2A artı 2B bakın şurası da. Şurası da 2A artı 2B. O zaman burası kaç yapar? 12. Şurası kaç? 8. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgen çıktı. Burası 8 burası 12. Hop Pisagor. Hocam 8 ve 12 yok artık ya yapmazsın herhalde. Evet nedir ortak çarpan oradan. 4 çarpı 3 burası. 4 çarpı 2 burası. O zaman burası da 4 çarpı kare içinde diğerlerinin kareleri toplam yapar. Yani 4 artı 9. 4 artı 9'dan x'i de kaç buluruz? 4 kök 13 diye buluruz arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabını da böylelikle 4 kök 13 bulduk sevgili gençler. Evet güzel bir soru. Ha geldik buraya. Bir de değişik soru yöntemlerini de göstermek lazım. O hocam eski neslin zor soruları falan demeyin. Yani ne olacağı hiç belli olmuyor. Yani geçen sene öyle sorular so sordular ki arkadaşlar. Yani gerçekten zor dediğimiz sorular da oldu. Gerçekten oldu. Her şey hazırlıklı olmalıyız burada. Bak o yüzden buraya da dikkatli dinle. Şimdi onun mantığını da vereceğim size. Dikkat dikkat. Çok dikkat. Şuraya baktığımız zaman şunlar dik, dik olarak verilmiş. Burası üçgen burası da 7 olarak verilmiş. BC uzunluğu da 8 olarak verilmiş. Gençler şurası da 8 olarak verilmiş. Şunu da yazayım ben şimdi. P eleman BC diyor. Yani P eleman BC demek şu B ve C noktalarının arasında e, oynak bir nokta demek arkadaşlar. PA artı PD toplamının en küçük değeri isteniyor. Arkadaşlar şimdi öyle bir şey var ki PA artı PD. P noktası buradaysa PA artı PB belki PD en küçük olacak. Belki buradaysa en küçük olacak. Ama belkiyle mi çalışıyor hocam bu sistem? Belki buradaysa en küçük olacak. Hocam ben bunu nereden anlayacağım? Şu ikisinin toplamı mı? Şu ikisinin toplamı mı? Şu ikisinin toplamı mı? Ya da şu ikisinin toplamı mı? Hangisinin nasıl olduğunu e, bu şekildeyken kestiremem. Bak çok dikkatli dinle şimdi. Arkadaşlar ya bunun ya da bunun bir katlamasını al. Senden ne isteniyor? X artı Y'nin en küçük değeri isteniyor. Bak X artı Y'nin minimum değeri isteniyor senden. En küçük değeri. Hocam nasıl bulacağım? Böyleyken kestiremiyoruz. O yüzden bir tane üçgenin katlamasını al. İster soldaki üçgenin katlamasını aşağıya al. ister sağdaki üçgenin katlamasını aşağıya al. Hadi biz soldakini alalım. Soldakinin katlamasını aldıktan sonra şöyle bir katlattık arkadaşlar. Şöyle bir katladığımız zaman. Hocam burası x ise burası da x. 3 ise burası da 3. Yani bu üçgenin aşağıya doğru simetriğini aldık. Şimdi soru şöyleyken düşün. x artı y en küçük ne zaman olur? Hocam şöyleyken mi? P noktası buradayken mi? Şunda şunun toplamındayken mi? Ya da bunda bunun toplamındayken mi? Ya da şu x ile şu y'nin toplamı en az şu nokta ve şurası doğrusal olduğunda olmaz mı? Yani tam böyle olduğunda olmaz mı? Yani şurası doğrusal olursa arkadaşlar e, şu x ile y'nin toplamı en az değere sahip olur. O yüzden ne yapacağız? Bunu doğrusal kabul edeceğiz. Yani şuraya a üssü diyecek olursam a üssü p ve d P ve D bu noktaları doğrusal kabul edersek doğrusal olursa en az değerini bulur. Ve x artı y'nin en az değeri isteniyor. Uzunluk değeri isteniyor. Ne yapacağız? Hocam 90'lıklar varsa dik üçgene karşılık getireceğiz. Nasıl karşılık getireceğiz? Özellikle merdiven merdiven var iyi bir şey varsa. Hocam aşağıda dikdörtgene tamamlasak. Hop şöyle hop şöyle çizsek. Bak ne oldu? Dikdörtgenden dolayı 3 ise burası 3 mü? 3. 8 ise burası 8 mi? 8. Aa hocam şurada bir dik üçgen çıktı. Burası 8 iken burası 10 oldu. Hocam 6, 8, 10 deme sakın. Yani şurayı şöyle göstereyim. Burası 8 iken burası 10. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Şurası isteniliyor bizden. Hocam 8'in karesi artı 10'un karesi yapmıyorsundur ya. Değil mi? Ne, ne yapacaksın? 2 ortak çarpanı 2. 2 çarpı 4 burası. 2 çarpı 5 burası. O zaman burası da 2 çarpı kare küçüğünde. Kareleri toplama diğerlerinin. 16 artı 25. Yani kaç çıkıyor arkadaşlar buradan x artıya? İşte P A artı P B'nin en az değeri 2 kök 41 şeklinde bulundu arkadaşlar. Güzel bir yöntem değil mi? Evet bunu da bilin. Şu ikisinin toplamının en az değeri sorulduğunda bu şekilde hamle yapacağız. Ee, sanırım bir sonraki videoda da buna benzer bir soru yine var arkadaşlar. Az sonra göreceksiniz. İkinci soru da e, siz de tahmin edeceksiniz büyük ihtimalle ve daha rahat bir şekilde yapacaksınız. Hiç merak etmeyin. Geldik buraya. Hmm, katlama katlama olmazsa olmazımız arkadaşlar. Hemen hemen her konuda zaten katlamam var. Ya katlamayı bilin. Dedim ya size. Katlamayla ilgili soru gelecek ki geldi. Hatta artık adamlar 2021'de öyle bir zor katlama sorusu sordular ki bir kere katladılar, bir daha katladılar yani böyle. Yani uç noktaya gittiler. Evet, burada da bir katlama var. Katlama olsun olmasın. Aslında katlama soruları kolaydır arkadaşlar. Hop şöyle. Eski haline bir geri getiriyoruz arkadaşlar şekli. <laughs> Katlama sorularında üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla da bu kenar birbirine eşit. Eşitleri yazdık. Bakalım şekil 1'deki ABC üçgeni şeklindeki e, karton. Bu arada üst üste binen kenarlar eşit ya. Burada uzunluklar var. E, açısal değerleri de girebiliriz. Açıya şu an girmek istemedim. Biraz sonra belki girebilirim. Üst üste binen açılar da birbirine eşit diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım. Hatta şunu yazayım da ayıp olmasın ya. A x kenarda çizilen kenar ortay m açı ortaydır hem de yüksekliktir. Hatta buraya da 90 derecede yapıştırabiliriz. Neyse. B köşesi BC üzerinde olacak şekilde katlandığında. Bak B köşesi BC üzerinde olacak arkadaşlar. Zaten bir katlama aynı doğru üstünde gidiyorsa şu katlanılan açı 90 derecedir diye söylemiştik daha öncesinde de. Ee, şekil 2'deki görüntü elde edildi. AC uzunluğu 16, DE uzunluğu 6. Ee, AD ile DB üssü birbirine eşit. A, DB üssü ile AD birbirine eşit verilmiş. Şu eşitliği de gösterelim. O zaman x kaçtır diye soruluyor. Aa, çok kolay. Bak şimdi. Boşuna mı şu eşitliği ver? Bak şu eşitliği koyunca ne fark ettin şimdi? İki şey fark etmişsindir. Büyük ihtimalle şunu fark etmişsindir. Hocam eşit eşit eşit. Ne oluştu? Muhteşem işte. Hop şunu çizince ne çıktı burada arkadaşlar? 90 derece. A hocam burası da 90 derece. Hocam benim 6'yı kullanmam lazım. E kullan. Hocam şu 6. Bak dikkat et. 6'ya baktığın zaman. A bunlar eşit bunlar eşit. Bunlar da paralel. Ort taban çıkmadı mı burada? 6 ise direkt burası kaç olur? 12 olur demişsindir büyük ihtimalle. Çünkü bunu kullanmam lazım deyince beyin oraya yoğunlaşıyor. Ondan sonra bir öbür şeylere de bakınca böyle bir şeyleri fark ediyorsunuz zaten arkadaşlar. E 12'yi de yazdık. E artık olay bitti. Şurada bir Pisagor bağıntısı yapacağız. E, Pisagor bağıntısını yapalım. Ortak çarpan nedir arkadaşlar? 4. Burası 4 çarpı 4. Burası 4 çarpı 3. O zaman burası ne olacak? 4 çarpı kare. içinde kareleri farkı. 16 eksi 3'ün karesi 9. Yani cevabımız 4 kök 7 olarak bulur. Hep de kısa yoldan buluruz ya. Hocam çünkü siz yazdınız. Ya ben yazdım ama emin olun bütün sorular zaten böyle arkadaşlar. ÖSYM sorularına da bakabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Evet geldik. Bu videonun son sorusuna arkadaşlar. Böyle de ilginç bir soru yazmışım. Bakalım. Kare şeklindeki bir tahtanın C ve D köşelerinde uzunluğu 20 cm olan bir ip sabitlenmiştir. Evet uzunluğu 20 cm olan bir ip var arkadaşlar ipi tahtanın üzerinde kalacak şekilde AB kenarına doğru yaklaştırdığımızda AB'ye doğru yaklaştırdığımızda e, en kısa uzaklığı 4 oluyor. Ha, en kısa uzaklığı 4 oluyor. Çok değişik bir şekilde yaklaştırabiliriz. Hocam ipi e, şurada tutsam mesela şu köşeyi yakın tutsam şöyle gergin olacak şöyle olacak. Hocam tam ortaya doğru tutsak aha böyle olacak böyle olacak. Hocam bu tarafa yakın tutsak böyle olacak böyle olacak. Zaten en kısa uzaklığı kaç diye vermiş? 4 en kısa uzaklığı olması için tam ortasından tuttuğum zaman olabildiğince aşağı çekmem lazım. O yüzden olabildiğince aşağı çekmem için tam ortasından tutmam lazım değil mi arkadaşlar? Evet. O yüzden hemen şu tam ortasından tutmalıyım arkadaşlar ipi. Bu ipi tam ortasından tuttuğum zaman ne oluyormuş arkadaşlar? Şuraya olan uzaklığı, AB'ye olan uzaklığı kaç oluyormuş? 4 oluyormuş. Buna göre bu kare şeklinde değil mi? Ha, dur kare şeklinde. Bu da tam ortasından tuttuğum zaman X kenar Hocam X kenar. Tabanla alakalı bir şey var mı? Var. Ya burada dik çizilmiş. Bu dikin de devamını getirebilirim aslında şöyle. Devamını da getireyim arkadaşlar şurada. Diki. E burada tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Şimdi buna göre ip gergin halde ve taht üzerindeyken ipin tutulan kısmının AB kenarına olan dik uzaklığı en fazla kaç olur? Tamam. Şimdi halledeceğiz onu. Şuradaki bir bilgiyi kullanayım arkadaşlar. İpin uzunluğu kaçtı bu arada? 20 santimetreydi. Hocam bunlar 10 santimetre 10 santimetre olarak yazdık. Hocam Şuraya ben bir A dersem burası da A'dır. A burası 2A iken burası da 2A. Hocam burası 2A iken burası da 2A olacak. 2A eksi 4 kaldı buraya. Ve Pisagor bağıntısı yapacağız mı arkadaşlar burada? Yapacağız. E ne duruyorsun? Haydi yapsana. sana. haydi yapsana. Yap bakalım. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar e, onun karesi A ve 2A eksi 4'ün kareleri toplamına eşittir. Onun karesi eşittir. A'nın karesi artı 2A eksi 4'ün karesine eşittir. Bu arada bir sonraki videoda bunun çok böyle 5 saniyede yapılışını söyleyeceğim arkadaşlar size. Bir sonraki videoda. Yani burası 100 eşittir. A kare artı. Bunun karesi de nedir arkadaşlar? 4 A kare artı. Birinci ile ikinci çarptığın iki katı 16 A artı. İkincinin karesi de nedir arkadaşlar? 16'dır. Buradan buradan ne geldi? 5 A kare geldi. 5 A kare artı 16 A Yüzden 16 çıkınca kaç geliyor? 84 geliyor. Eksi 84 eşittir 0 mı yaptı arkadaşlar? Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Çarpanlar ayıracağız. 5A'ya A. Şimdi burada 84'ü de çarpanlarına ayıracağız arkadaşlar. Yani şöyle şey desek 84'ü C'ye bölsek, 2'ye bölsek 84 2'ye bölsek arkadaşlar ya ben burada hissederek çözdüm de çarpanları ayırırken sıkıntı yaşıyoruz aslında şu anda ama şuraya 6 dediğimde şurası 6 iken burası da kaç yapıyor? 84'e 6'ya böl bakayım. Ee, 84'e 6'ya böldüğümüzden kaç yapıyor ya? 84'e 6'ya bölsek a 1 kere 6 6 24 6 kere 4 24 6 6 ve 14 yaptı arkadaşlar burası 6 ve 14 yaptı. Çapraz çarpımların toplamları buraya verecek mi? Hocam şu ikisinin çapraz çarpımları bu 30. Ha şurası eksi olunca Bakın 30A bakın şurası ha şurası eksi olacak arkadaşlar. Şurası eksi olacak. Şu birinci ile ikinci çarpım iki katını bir de şeyle çarpıyoruz. Değil mi? Eksiyle çarpıyoruz arkadaşlar. Şurası eksi. Eksi 16A olacak. O zaman burası artı. Burası eksi olacak. Eksi 30A artı 14. 14A toplamı da eksi 16'yı verdi mi? Verdi. O zaman burası ne çıktı arkadaşlar? 5A artı 14 çarpı A eksi 6 eşittir 0. E bu 0'a eşitse e, negatif bir değer geliyor. Bu sıfıra eşitse A buradan kaç geldi? 6 geldi. Evet burası 6 arkadaşlar. Neyse burası 6 diye bulduk. A 6 ise karenin bir kenarını kaç bulduk arkadaşlar? 12 diye bulduk. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlar? O istenilen şeyi bulalım. Biz şöyle bir şey bulduk arkadaşlar. Bak dikkat. Biz şöyle bir kare bulduk. Şöyle karenin bir kenarını kaç bulduk arkadaşlar? 12 diye bulduk. Bir ipimiz var elimizde. Ve ipi diyor. E, şurayı 12 bulduk. Buna göre ip gergin halde ve tahta üzerindeyken ipin tutulan kısmının AB üzerinde e, AB kenarına olan dik uzaklığı en fazla kaçtır? En fazla olması için ne yapmak lazım? Tam ortasından çektiğimiz zaman bakın ipi tam ortasından çektiğimiz zaman ip aşağıya böyle e, en az da yerinde oldu. O zaman ya en solda seçeceğim arkadaşlar ipi olabildiğince sola seçeceğim ve gergin bir şekilde olacak ip ve tahtanın üzerinde olacak. Tahtanın dışına çıkmamam lazım. Ya da sağ tarafa doğru fark etmez istediğiniz tarafa doğru şey yapın. Ben sola doğru şey yapayım. İp buraya ve buraya çakıl değil mi? En sola tahta üzerinde kalacak şekilde şurada seçersem arkadaşlar, çektiğimde ip gergin haldeyken ipin durumu şöyle şöyle olmayacak mı arkadaşlar? Olacak. İşte bizden de e, AB kenarının olan dik uzaklığı en fazla kaçtır diye soruluyor. Burası soruluyor. Arkadaşlar şuraya ben şuradaki x'i bulursam buradaki uzunluğu da bulmuş olurum. Peki buraya x dersem bu ipin uzunluğu 20 değil miydi? Yani burası da 20 x oldu. Peki buraya ne kaldı arkadaşlar? Buraya ne kaldı? Burası da zaten 12. Pisagor bağıntısı yapacağız? Evet. 20 eksi x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 12'nin karesi diyeceğiz arkadaşlar. E buradan da ne geliyor arkadaşlar? Yapalım. 400 eksi 40 x artı x kare eşittir. x kare artı 144. x karelerinden ayımın anayı. 40 x e öbür tarafa attım. 40 x. Bunu buraya atınca 400'den 144 çıkartınca arkadaşlar. Burası 6. Burası da 6. Bu şey oldu o zaman arkadaşlar. Bir de 256 yaptı. Tamam. Şimdi o zaman 4'e bölsem 2'ye bölsem 128. Bir de 2'ye bölsem 64. 64 eşittir. 10x yaptı. x de buradan kaç bulduk? 6,4 bulduk. x 6,4 ise o zaman soru işareti dediğimiz yer en kısa olan yer neresiydi arkadaşlar? Soru işareti olan yerde. Soru işareti olan yerde ne olacaktır? Tamamından x'i çıkartacağız. 6.4 çıkartacağız yani. 12'den neyi çıkartacağız? 6.4'ü çıkartınca arkadaşlar o da 5,6 olarak bulunur arkadaşlar. Yani bu sorumuzun cevabı da böylelikle 5,6 oldu. Ya hocam zor bir soru değil mi? Değil arkadaşlar. Bir sonraki videoda şunun kısa yolunu öğreteceğiz. Aslında ben burada Pisagor yaptım ama yapmasaydım en çok da burada oyalandım zaten. Hocam 10 varsa büyük ihtimalle hissedeceğiz. 10 varsa 6, 8, 13 kendidir. 6 koysam 12, 4 de 8 sağlaması da t -t tutuyor zaten. Sıkıntı yok. A'yı direkt 6 buraya 12 bulabilirdik ama daha göstermedim diye uzun yoldan yaptım sadece bunu. Biraz önce de bu çarpanları ayırmayı direkt göremedim. <laughs> İtiraf edeyim. Göremedim ne yaptım biliyor musunuz? Soruya baktım. Ulan 6-8-10 sağlaması tuttu. Kafadan yaptım onu. Ee, ondan sonra hani orada çakallık yaptım aslında. Ç 6 olacak dedim. Şuraya 6 burası da 14 dedim. Çapraz çarpımların toplamları da direkt eksi 16a yapıyor dedim. Öyle geçiverdim yani. Hani biraz da şeyden e çakallık yaparak buldum. Tabi bu hissiyat maneviyat yöntemini de size biraz sonra göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Böylelikle cevabı ne bulduk? 5,6 bulduk arkadaşlar. Ve dik üçgenin ilk kısmını bitirmiş olduk. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Lütfen videoların uzun olmasına bakmayın. Yarıda kesemezdim. Bu önemli yeri benimle birlikte özel ders mahiyetinde, özel ders işler gibi işleyin lütfen. E, gerçekten ama gerçekten çok önemli. Sırada da özel kenarlı üçgenler, ondan sonra da özel açılı üçgenler var. İnanılmaz derecede önemli arkadaşlar. Burada mantığını vereceğim ve hızlı yapmayı yine öğreteceğiz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.